diğer mesaj attı sabah. Bir şeye ihtiyacın olursa ara diye mutlaka. Ben de tüpçünün yerini sordum. Tüpçü nerede dedim. İki tane varmış burada. Bir Maldiv devletinin, bir de özel. Müsaitim dedi, gidip seni alayım, beraber gidelim. Şimdi onu bekliyorum. Gidiyoruz. Gazici'ye geldik. Burada işlemler farklı. Çalışma izni istiyorlar ve kişinin üzerine ruhsat çıkartıyorlar, yani kayıt çıkartıyorlar. Diyarın üzerine aldık tüpü. Daha önce de aynısından kullanmıştık. Yaklaşık $60. Abi, o tüpü de doldurabiliriz istersen diyorlar. Aa, ilginç. Ha. Farklı tüpü test edip doldurabiliriz diyorlar. Abi 185 şifreye doldurabilirlermiş. Evet. Ama işte yarın haber verecekler. Yani 2 gün sürecek. Ya da işte bu 900 ve artı regülatörle 1000 küsur rufiye aldığımız... 185 rufiyeye dolduruyorlar. 1100 küsür rufiye tutmuştu. Yani neredeyse 900 rufiye daha ekonomik. 2 gün tüpsüz kalacağız, o kadar. Çok önemli değil. Dışarıda yeriz, sandviç yeriz. 2 günü geçiririz. Infinity Space. Şirketler. Sana kim anlattı bu hikayeyi? Adem Manik, eski bir Male Belediye Başkanı. Adem Manik. Manikku diye bir aile. Burada birçok Manikku var. İşte hatta buranın en büyük firmalarından birisi. İlginç bir hikayesi var. Efsane. Tabii yine klasik bir kral var. Kralın kızı var. Ve yoksun bir çocuk var. Hikayede. Ama Hindistan'dan, ormandan gelen, kralın kızını da almış tekneyle buralara gelen bir orman çocuğunun hikayesi. Şimdi kahve içeceğiz. Onu da öğreneceğiz. Right now you have masuni yedin mi? Yok. Can I have one masuni? Yeah. Masuni with roshi. Roshi. Yeah. Yeah. You can put the flavor of roshi. Nedir masuni? Tuna'dan yapılan, içinde kokonat, limon, acı biber olan Maldiv balık kahvaltısı. Ha, çok güzel. Biraz ceviche'ye benziyor. Çiğ balık gibi. Yok, çiğ değil. Çiğ değil. Üzerine limon sıkarlar. Ha, yok. Ona ne diyorlar? Sashimi diyorlar galiba. Yok. O farklı da Orta Amerika'nın çok ünlü bir yeri. O ceviche diyor. Ha, olabilir. İspanyol işte. Limonlu. Güzel bir şey, böyle ince yufka ekmekle yiyorlar. Bir deneyin. Deneyelim bakalım. Şimdi hikayeye gelelim. Maldivlerin halkının Hindistan'dan ilk gelişi. Özeti şöyle. Bir ormanda büyük bir hazine var. Onu bulmaya giden kral ve askerleri hazineyi buluyor ama mağaraya girmeye cesaret edemiyor. Ormanda da yaşayan küçük bir çocuk buluyorlar. Çocuk orman çocuğu. O çocuk mağaraya giriyor, hazineyi alıyor. Kral hazineyi ve çocuğu alıp ülkesine, sarayına dönüyor. Çocuk büyüyünce de kralın kızını istiyor. Kral döneklik yapıyor, vermiyor. Ulema da diyor, vay diyor, çocuk seni zengin etti, sen kızını nasıl vermezsin? Kral diyor, tamam kızını veriyorum. Çocuk diyor, ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum diyor. Ben diyor, kızını alıp gitmek istiyorum tekneyle diyor. Ve kralın kızını alıp tekneyle yola çıkıyorlar. Hindistan'dan ayrılıyorlar. Buradan sonrasında diğer anlatsın. Çünkü tam burada, buraya park ettik, oturduk. Ve bundan sonra rivayete göre teknede bulunan orman çocuğunun işte bir kuşu var, ona sadık bir evcil hayvanı var ve o kuşun işte yönlendirmesiyle yavaş yavaş adalardan Male'ye doğru geliyorlar ve Male'ye ilk geldiklerinde Male sahillerinde balıkçıların
balıkları temizliklerini ve ayıkladıklarını görüyorlar ve sahil kan içerisinde. Orman çocuğu ve kraliçe, prenses pardon, gemiyle gelirken ilk anda gördüğü işte o sahildeki o kanlı görüntüyü görünce ilk başta işte büyük kan diye kan. Şey yapıyorlar. Evet, çığlık atıyorlar ve Male'nin ismi öyle kalıyor. O zaman Male kelimesi büyük kan, Hintçe bir kelime. Evet. Maldivlerin başkenti Male'nin adının mitolojik olarak nereden geldiğini öğrenmiş olduk. Evet. Yani güzel, bunu da ben de birisi bir Maldivli'den duydum. Zannediyorum hani ufak bir eksikleri olsa da genel olarak böyleydi. So, this is Masfoshi, right? This is Masuni. This is Gulimas. This is Gulimas. Hindistan cevizli soğanlı ton balığı. Masuni. Bu Masuni. Gulimas'ta ne var içinde? Bro, what's the inside of this? It's tuna. Yeah, what else? Tomato or red curry? Tuna kari. Tuna kari. Okay. Tuna ve köri mi var? Evet. Yani soslu tuna balığı evet, yine. Evet, soslu kari. Şuna ne dedin sen? Masroshi. Bu şu tuna'nın unla karıştırılıp şey yapılmış. Bunun içinde balık da var. He, balıktan yapılmış evet. Pide. Evet. Ya enteresan. No, I am Turkish. You are Turkish? Yes. Yeah, yeah. Bu kadar. Afiyet olsun. Bu ton balıklı Hindistan cevizli soğanlı baharatlı yemek. Yani şu Masuni çok şaşırtıcı derecede lezzetli. İnanmayacaksınız ama tadı aynı lahmacun gibi. Evet evet. Çok şaşırdım yani. Hakikaten lezzetli bir lahmacun içi yer gibi. Hani pideni kopartıyorsun, lahmacun kıyması orada, onu yiyorsun gibi yani. Vay be. Bunun tarifini almak lazım çünkü biz en çok balık yakalıyoruz. Ben de size bir Maldivli'den vereceğim bunun tarifini. Tamam, süper olur. Bana WhatsApp'tan yazarsan. Aynen. Bunu getiriyorum Türkiye'ye arkadaşlar. Deniz yemekleri, ben hep söylüyorum bu videolarda, korsan yemekleri diye. Kesinlikle güzel bir yemek. Çok lezzetli korsan yemeği. Evet. Çok çabuk yaparsın, saklayabilirsin. İnşallah içinde bulamayacağımız bir malzeme yoktur. Kokonat tamam buluruz, zor buluruz. Torbada satılıyor marketten. Çok acı biber, limon, hı-hı, soğan. Çok lezzetli arkadaşlar, öyle böyle değil. Güzel. Bugün şu yelkeni dikelim. Hava güzelken, sabah serinliğinde, Güneş Tepe'ye çıkmadan önemli bir iş bu. Şimdi bir kat dikelim. Sonra baliyle yapıştırıp yamasını, bir de yamasını dikelim. Şurası. İki tane var. Burası ne zaman bu kadar yürüdü hiç hatırlamıyorum. Belki son kapatmada sıkıştı, yırtıldı. Burası yeni. Şurası şimdi açtı. Kumaş. İyi bir yama ve dikişe ihtiyacı var kumaşın. Böyle yama yapa yapa dikerek geleceğiz Türkiye'ye. Diyar ve Anastasya yemeğe davet etti. Onların evine geldim. Misafir olarak. Sağlığına abi. Sağlığına. Nefis bir okyanus manzarası var evde. Üst kata çıktık terasa. Oradan tekne de görünüyor şurada. İki tane kedileri var. Ne kedilerin adları? Ponçik ve Cici. Anastasya yemek hazırlıyor. Çok güzel kokular geliyor. Smell very good. Yeah. Yeah. Okay, what you cook for tonight? Well, we have a salad.
Salad, very good. Some, This is hummus. Hummus. Wow, nice. This is like a tzatziki, yogurt, Turkish yogurt. Turkish garlic yogurt. And cucumber. And we have biraz, my version of Turkish. Haydari gibi. Köfte. Wow, meatballs. Köfte. Çok güzel. Süper. And we have some vegetables in the oven coming up. Thank you. Well, ne denir? Ellerine sağlık nasıl deniyor? Ellerine sağlık diyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ponçik geldi. Ponçik biraz obez. Ama şimdi diyet yapıyormuş. Pıs 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 pıs. Sokakta bulmuş bunları diğer. Kaç yıldır sende bunlar? Ponçik 7,5. Cici 2. 2. İkisi de yavruyken buldum. Eve gelince garip hissettim. En son bir eve girdiğimde 4 yıl geçmiş Karayipler'de düşünüyorum arada var mı? Fransız Polonezisi'nde Yunus Sümbül'le beraberdik. Ama orada da tekmede kaldım. O da kendi otelinde kalıyordu zaten. Evet. 4 yılı aşkın zaman sonra bir eve misafir oldum. Çok ilginç. Hoş geldin. Eyvallah. Şey, teşekkürler. Yani. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun davet ettiğiniz için. Evde beni en çok etkileyen şey şuradaki piyano oldu. Sandıklar nereden? Dekor galiba değil mi? Evet, Güney Afrika'dan onlar. Güney Afrika'dan eski çalıştığı bir otel projesi için projeleri bu sandıklar içerisinde getirmişler. Böyle sunum yapmışlardı. Ben aldım tabii. Yani. Diyorsa. Çok yakışmış o köşeye. Tabii ya. Üzerlerinde şey de var. İşlemeler falan var. Ceviz mi de var? İşleme var. Evet. Direkt. Çok hoş. Evin içinde bir de ofis var ha. Odanın biri ofis. Yani ama buradan da işleri yürütüyorsunuz. Akıllıca. Mantıklı oldu biraz. Yani bir evden çalışmak daha böyle şey oluyor artık bazı zaman. Çok var artık. O kadar çok var ki. Ben mesela Barbados'a ulaştığımda Atlantik geçiş sonrası işte Barbados'la ilgili yazılar okuyorum. Barbados evden çalışanlara bir yıl oturum izni veriyordu. O kadar çok şey var ki artık evden çalışan. Türkiye'de de öyle yani. Sadece diğer ülkelerde değil. Evet. İnternetten yapabiliyorsan işlerini hiç trafiğe insan içine çıkmadan kedi çok sevimli ya. Öyleyse sağlığına. Sağ olun abi. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Wow. Sebzeler arka yönü. Humus sürpriz oldu valla. Çok hazırlık yapmadık ya öyle. Tamam. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Harika biz teşekkür ediyoruz. Buyurun ben sağ olun. Haydi bakalım afiyet olsun. Afiyet olsun abi. Şey oluyor, bir tane noodle var. İnanılmaz kötü bir noodle mesela. İşte Mami diye bir noodle. Malezya'da üretiliyor. Yerel İnsanlar yemeklerinde böyle neler var daha çok? Balık. Tuna. Balık. Yani Hindistan cevizi. Tuna işte sana kahvaltı edildiğin mastuni. Ve işte çok şey, lezzetli tunanın, o. Evet, tunanın. İşte böyle soğan. Akşam yemeği, sulu yemek, sebze yemeği. Sulu yemek böyle şey, garudiya dedikleri bir tane böyle çorba gibi bir yemekleri var içinde. Balık var ve işte biraz böyle sebze var. Ama işte şey yani, beyaz bir su. Balık suyu içinde pişiriyorlar. Hı. Böyle şey, balık reçeli gibi bir şey sana ondan. Balık gibi bir şey. Acı biber reçeli yedim Tayland'da. Evet, o tatlı olan. Evet, tatlı. Değil mi? Evet, tatlı. Tatlı acı. Ama içi acı. Hı. Evet. Evet. Burada da böyle işte ihakura dedikleri bir şey var. Çok bir şey yok o zaman. Yok hiçbir şey var. Oysa ki Hint mutfağı falan zengindir. Orada pek bir şey kalmamış. Yok, yok. Zaten direkt Hint yemeklerini kopya ediyorlar. İşte tandoori çıkındı, işte ne bileyim butter çıkındı vesaire falan. İşte evet. Kariler vesaireler Hindistan'dan gelen yemekler. Türk mutfağıyla yarışırsa Tayland mutfağı yarışır. Olur. Gerisi çok zayıf gerçekten. Olur. Cheese and they chew, yeah. But I don't know here if it is making high or not, I don't know. But it's same, almost same, yeah. Anastasia'nın
ailesi miydi o tekne? Yeni Zelanda'da. Evet. Arkadaşları. Arkadaşları yok. Yeni Zelanda'dan... Rusya'dan Yeni Zelanda'ya gidenler. Aile dostları. Onlar aile dostu. Evet. Anastasia'nın aile dostları Yeni Zelanda'dan tekneyle Yeni Kaledonya, Vanuatu, oradan da Papua Yeni Gine'ye gitmişler. Papua Yeni Gine konusu açılınca ben de Wagga Wagga'yı anlattım. Wagga Wagga yerlilerini. Öğretmen Tom, Teacher Tom. His name, I remember. You, Teacher Tom. Yes, you watched the video. This guy name Tom. Still he sent the message. He is and his wife sent message. Where are you? So they are still following you. Yeah, yeah. Öğretmen Tom ve eşi hala mesaj gönderiyor bana, neredesin diyor. Anastasia onu anlatınca ben de şey dedim, oradaki çocuklar uyuşturucu kullanıyorlar. Yani aileleriyle beraber orada çok normal her şey. Burada da var dediler o. Butternut değil mi? Evet, betelnut ya da arokanut. Yani orada butternut diyorlar, burada betelnut diyorlar. Arokanut da diyorlar. Arokanut diyorlar. Çok ilginç burada. Aynı kültür, aynı o palmiye meyvesi, bir tür palmiye o. Burada kahvenin yanında kullanıyorlar onu. Evet. Ve burada marketlerde, tezgahlarda, pastanelerde, kafelerde, torbalarda satılıyor. Tabii. Ve o kadar çok kullanılıyor ki her yerde sigara izmariti gibi şey var. Bu betulnut diyeyim. Tabii o şey var. Bunları böyle her yerde o kadar... var, nut var, içinde o küçük kağıdı var falan, yanlarında taşıyorlar falan. Evet, çok ilginç. Ama zaten okumuştum ben bu butternut diyorlar orada Yeni Zelanda şey Papua Yeni Gine'de 6 milyon bağımlısı varmış Asya'da. Ve buraya kadar da gelmiş çok ilginç. Tahmin ederim buraya Bangladeş ve Hindistan'dan göç Bangladeş, çok var. Onlar gitmiş. Bangladesh people, Indian people bring could be. Yeah. Maybe. Olabilir. But they use, I mean it's kind of drug I think. Yeah. Especially with coral powder, be chemical. Yes. Yes. Like a gypsy board, yeah. Yeah. Bir tür mercan öğütülerek yapılıyor. Sadece o seçiliyor, o kafa yapan artık ya da nasıl etki yapıyorsa. Üzücü yanı o Wagga Wagga'daki çocukların çoğunun dişleri dökülmüş ya da işte kullanan yetişkinler de çoğu ağız kanseri, damak erimiş, çürümeye başlamış. Yani. Üzücü. Evet. Sad. Yeah. Anastasia'nın sanat eserleri. Diyara burada iyi bakıyorlar. Evet. Sağ olsun. Teşekkürler. Biz teşekkürler. Davetiniz için. İyi ellerine dinleriz. Sağlık. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Bir yolcu karşılayacağız. Kısa bir süre görüşeceğiz ama çok önemli bir konu. Türk Hava Yolları da inmiş. Saat 8'de burada olacak. Bakalım. 5 yıllık yolculukta çok önemli bir an. Her an gelebilir. Bir 10 dakika şu anda noter var. Blue Horizon'un kaderini değiştiren kadın geldi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz.
Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Acelesi yok. Vaktimiz var. Öyle mi? Teşekkür ederim. 6 yıllık Blue Horizon'un kimliğinin değiştiği an, kimse bilmiyor henüz. İleride anlatırım artık. Çok teşekkür ederim. Ben kısalım. Takipçilerden. 22'sinde dedi Maldivlere geleceğim. Bir şey lazımsa getireyim dedi. Yok dedim. Teşekkür ederim. Sonra aklıma geldi. Biz teknenin ruhsatını değiştirdik. Artık Amerikan bayrak değiliz. Polonya bayrağına geçtik. Belki sanım da teknenin yeni ruhsatını getirdi. Onun için burada buluştuk. Bakarız sonra ruhsata. Market var, onlar her şey var. Westernlerin mali bayileri falan. Onlar büyük. Lafarge'in sahipleri buradaki çöpçüler. Mamigili de havalimanı kullanırız. Tabii. Villa ev zaten onların. Şu arada tanışalım. Beni havalanda karşıladı. Geçen sene geldi. Oğlu benim yakın. Belkıs Cin. Hoş geldiniz. Maldivler'deyiz. İki tane çok güzel kızı var. Biri burada. Biri burada. Ve Diyar'la. Power FM'de Geveze programını dinliyordum. Orada sizinle sohbetlerine denk geldim. Neredeydim o zaman ben? Tekne neredeydi? Vanuatu olabilir. Sanki Vanuatu'dan bağlanmıştım. Ben tekneci arkadaşlarım da var. Hani onlar vesilesiyle biraz ilgi de duyuyorum işte. Öğrenmeye çalışıyorum. O vesileyle takip ediyorum. Nerede çıkıyorsunuz yelkene? Ya İstanbul'da onlar. Ben Marina'dan. Ben Dik'ten çıkıyorum. Benim Marina'dan. Ben de oradan çıktım. Fiyatlar çok yüksek. Öyleymiş. Bütün arkadaşlarım mesaj atıyor. Veya güneye indiriyorlar. Yalova'ya geçen çok var. Mersin'e giden çok var. Evet. Kimisi için yalnızlık zor. Yani gelen yorumlarda yalnızlıktan korkan insanların yorumu çok fazla. Okyanustan korkanlar ayrı. Bir de yalnızlığa ben dayanamam diyen çok fazla var. Öyle bir düşünce yapısı var insanların içinde. Şöyle bir şey var ama benim varsam hani en azından birlikte bir şey başarabiliriz. Kafamız var ya hep hani dayanışma yaşarız. Yani orada bir şey yaşıyorsan hani diğerine sıralık elbisesi var kafasında. Paylaşırsın evet. Ama şöyle bir şey de var. Yalnızlığın büyük bir konforu da var. Kararlar. Yapılan bir şeyde iki kaptan bir gemiyi batırır derler. Yapılan bir şey öyle mi yapılır böyle mi yapılır? Oraya mı, o adaya mı gidelim, bu adaya mı? İki kişide çok fazla çatışma yapıyor. Bir de dar alanda yani. Kameralar küçük, havuzluk küçük. Yani sonsuz bir boşluğa gidiyorsunuz. Gittik sinir bozuluyor. Ulaşılamayan bir ufuk çizgisi. Sinirler bozulunca da çatışma başlıyor. Ne yapacaksın? Hadi dur ben ineceğim mi? Yapamazsın. Öyle bir şansın yok. Okuduğum uzun deniz yolculuğu forumlarında da herkes aynı şeyi söylüyor diye. Eşinizle, sevginizle gidin ya da tek gidin. Arkadaşlarla gidenlerin hikayeleri var. Birbirine bıçak çeken var. Arkadaşını denize atan var. Gideceği ülkeden vazgeçip geri dönen var. Yani iki kişi ya da üç kişi açık uzun deniz yolculuklarında büyük sorun. O yüzden yalnızlığın büyük konforu var. Kararımı alıyorum, uyguluyorum. İyi ya da kötü. Hani yine büyük cesaret. Evet, teşekkür ederim. Havaalanında güzel sürpriz. Anastasia'ya rastladık. Yes, yeah, very long. Tüm otelleri insanları tanıyorlar. Anastasia ve Diyar. Süper. Bundan sonra her sene gelirler. Gelirler. Değil mi? Gelirsiniz inşallah. Her sene. Vedalaşıyoruz. Bekleme salonunda bıraktık. Belki salonu. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.
Belkıs Hanım'ı uğurladık. Diyar'la da şehirde biraz vakit geçirdik. Şimdi tekneye geldim. Önemli bir an. Amerikan bayrağından Polonya bayrağına geçtik. Fevkalade memnunum efendim. Yani sevmiyorum zaten Amerikan bayrağını. Amerikalılarla hiçbir derdim yok. Ama Amerikan bayrağıyla ve politikacılarıyla derdim var. Sevmiyorum onları. Polonya bayrağına geçtiğimiz için de çok memnunum. Belkıs Hanım da bunu getirdi Türkiye'den. Buradan da tekrar teşekkür edeyim. Belkıs Cin sağ olsun. Böyle bir iyilik yaptı. Günaydın efendim. Bir Male sabahından bayağı bir şey yaptık burada. Uzun zaman da oldu. Burada demirdeyiz. Bir iki hafta önce galiba. 10 gün kadar önce yakındaki bir adaya gitmiştik. 3,5 mildeki. Orada kaldık 3-4 gün. Şimdi diyorum demir alayım. Buradan 30 mil aşağıda bir ada var. Başka bir atöl o. Bu Male'nin ve Hulu Male'nin olduğu atölden çıkacağız. Adaların arasından. Biraz açık deniz, atol dışı, sonra başka bir atole gireceğiz. İki tane ada var o atolün içinde. Teknelerin girişi de serbest, yani otel, residence, özel ada değil. O adalara gidelim, demirleyip bakalım rahat edersek uzun kalırız. Her şeyimiz tamam. Makineyi çalıştıralım mısınız? Hemen makineyi çalıştırınca kulağım suya, egzozdaki sese gidiyor. Su attığı zamanki sesi farklı, susuz çalıştığı zamanki sesi farklı. Ne yapıyorduk? Gidiyorduk değil mi? Güneydeki başka bir atole ve içindeki adalara. Demir alamadık ki gidelim. Irgatın motoru çalışmadı. Söktüm iki kere. İçini temizledim. Tortusunu, pisliğini döktüm. Rulmanlarını yağladım. Bir de sargıda bükülen yerler vardı. Bunları düzelttim. Dinamoya, ortadaki dinamoya sürtmesin diye. Çünkü bir şeye takılıyor, çalışmıyor. Yani neyse ki onu keşfettik. Neredeyse ilk söküşte sırt çantasına koyup şehre götürecektim. Tamirci aramaya. Öyle temizleyince ilk testte takıldığını anladım. Buradaki 12 voltta denedim. Böyle dönmeye çalışıyor, dönemiyor falan. Biraz yardım ettim, döndü. Hasılı bayağı sürpriz oldu. Şimdi yerine takalım.
saatlik boğuşmadan sonra demir alışta teknenin son halini görüyoruz, öğreniyoruz. Arızası, eksiği ortaya çıkıyor. Yine geliriz buraya. Son anda fark ettim. Suyun yarım metre, bilemediniz bir metre altından bu mavi tekneden bu katamarının altına kadar halat geçiyor. Üstüne çıkıyorduk neredeyse. Salmaya takacaktık. Sonra pervaneye uğraş dur. Bunun var bir halatı. Bu da şuralarda batıyor. Şurada sarı halat var yüzen roda. Onu ben bağlamıştım. En temiz katamarın iskelesi. Oradan geçiyoruz şimdi. Koca iki teknenin arasında halat var. Çıktık Hulümale mendireğinin içinden. Male'ye doğru gidiyoruz şimdi. Mahallenin yanındaki Sanayi Adası'nın batı tarafında bir geçiş var. Oradan geçeceğiz. Mahallenin yakıt adası bu. Yakıt tankları burada. Maldivlerin başkenti Mali'nin tamamı bu. Doğudan batıya iki ucunda görüyorsunuz şu anda. Çevresinde küçük adalar var. Trafik var. Böyle böyle bir dubalar, mağmalar, romortörler. Yani yolcu tekneleri, feribotlar, küçük feribotlar ama çok. Boş bırakmaya gelecek bir yer değil. Dalga yaptı be. Köprü inşaatının içinden geçeceğiz.
Male ile Sanayi Adası arasındaki köprü inşaatı. Karşı tarafta Sanayi Adası. Bayağı uzun. Yani küçük, ondan sonra upuzun bir tane var. Üzerinde bayağı fabrika kurulmuş. Şu anda feribotlar taşıyormuş. Betonlarını dökmüşler. Donatısını koyup betonlamışlar taşıyıcı kazıkları. Bir metreye düştü şurada. Bu tarafa doğru sığınık parlıyor orada. Şimdi de 75 metre, sonra 17 metre değişiyor.